Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kat kat pul pul dökülen katmer börek tarifiyle geldim. Bütün püf noktalarını anlattığım videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 1 çay bardağı kadar yoğurt ekledim. 2 çay bardağı su ekliyorum. Çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Kullandığım çay bardağı ölçüsü 150 milimlik çay bardağı ölçüsüdür. İyice karıştırdıktan sonra göz kararı olacak şekilde yaklaşık 2 bardak kadar un ekledim. Un üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tuz, 1 paket kabartma tozunu ekledikten sonra ilk etapta spatula yardımı ile yoğunlaşıncaya kadar karıştırıyorum. Hamur yoğunlaştıktan sonra spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Unu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Ben bu tarif için toplamda 6 bardak kadar un kullandım. Hamurum yoğunlaşmaya başladı. İçerisindeki spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru yoğurma kabında birkaç dakika kadar yoğurduktan sonra toparlıyorum. Toparladıktan sonra masaya alıyorum. 2-3 dakika kadar daha masada yoğuruyorum. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Tezgahıma biraz un serptikten sonra hamuru tezgaha alıyorum. Tezgahta 2-3 dakika kadar hamur özlü bir hal alıncaya kadar hamuru yoğuruyorum. Dikkat edin, hamurunuzu çok fazla sertleştirmeyin. 6 bardak kadar un kullanmanız yeterli olacaktır. Hamuru yeteri kadar yoğurdum. Yuvarlak bir forma getirdikten sonra 4 parçaya bölüp 4 tane bez elde ediyorum. Bezeleri hazırladıktan sonra uygun bir servis tabağına alıyorum. Üzerini kapatıyorum. Yarım saat kadar dinlendiriyorum. Eğer vaktiniz yoksa bir 15 dakika kadar dinlenmesi yeterli olacaktır. Hamur ne kadar dinlenirse o kadar güzel açılıyor. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Bezelerimi ben yaklaşık yarım saat kadar dinlendirdim. Yavaş yavaş oklava yardımıyla açıyorum. Dilerseniz merdane yardımıyla da açabilirsiniz. Saniyeler içerisinde açılıyor. Gerçekten çok güzel bir hamur. Bezenin altını üstünü bolca unladıktan sonra oklava yardımıyla açıyorum. İlk etapta unu biraz bol kullanıyorum çünkü oldukça yumuşak bir hamur.
Hamuru açabildiğim kadar açtım. Çok fazla da aman aman inceltmenize gerek yok. 125 gram kadar tereyağını erittim. 1 çay bardağı kadar sıvı yağ ekleyip karıştırdım. Yağı her yerine değecek şekilde bol bol sürüyorum. Yağı her yerine değmesine dikkat edin. Videoda görüldüğü gibi katlıyorum. Yağın her katına değmesine dikkat edin. Bu şekilde kat kat, tel tel, pul pul ayrılıyor. Fırça yardımıyla yağı sürüyorum. Çok da sıkı olmayacak şekilde sarıyorum. İsterseniz bu şekilde sardıktan sonra kenara alın. Daha sonra şekil verebilirsiniz. Bu aşamada biraz zor oluyor. Bu şekilde hazırladım. Üzerini kapatıyorum, kuruma yapmasın. Hemen hızlı bir şekilde bir tane daha gösteriyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Ayrıca isterseniz bu tarifi porsiyonluk olarak da hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde sardığınız zaman ortadan ikiye kesip aynen bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Ben 4 tane büyük olacak şekilde ayarladım. Ayrıca isterseniz iç malzemesi de kullanabilirsiniz. Bu şekilde hazırladıktan sonra bir 15-20 dakika kadar dinlendiriyorum. 15 dakika kadar dinlendirdim. Masama biraz un serptim. Merdane yardımıyla çok az büyütüyorum. İsterseniz bu aşamada merdane kullanmayabilirsiniz. Çok kolay açılıyor. Katmer böreklerini hazırladım. Üzerlerine kalan tereyağını sürüyorum. 1-1,5 yemek kaşığı kadar kalması yeterli olacaktır. Üzerlerine sürdükten sonra çatal yardımı ile çiziyorum. Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pişiriyorum. Katmer böreklerim fırından çıktı. Hızlı bir şekilde çekim yapmak zorunda kaldım. Kat kat, tel tel, pul pul oldular. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.